Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ben Atıf, burası da benim oyun kanalım. Bir süreden beri kanala video gelmiyordu. Zaten topluluk sekmesi bunu açıklamıştım. Ekran kartımla alakalı ufak problemim oldu ama hemen düzelttik ve geldik. Evet dostlar, beni ilk defa keşfettiyseniz hemen aşağıdan abone ol butona tıklamayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi değerli dostlar, Avrupa'da Fransa'da bizim müttefikimiz olduğu için çok fazla bir şey ifade etmiyor yani bizim buradan almamız. Arada bir İspanya kaldı. Bunu da şu an şey ateşkesimiz yok aslında. Biz buraya alsak mı acaba ya? Şuradaki toprağını da böyle götürsek bunun. Geriye de bir şey kalmadı gibi adamcağızdan. Neyse, biz şuradaki Fransa'nın İspanya şu toprağını alalım. En azından Fransa ile et ete değmiş olsun. Tamamdır. Geri kalan topraklarınızı istemiyorum. Kısa vadede bir ateşkes yapacağım çünkü. Aa, bir dakika. Dur. Kamera çok aktif lan. Dur. Tamam, bekle. Bizim burada limanımız yok mu ya? Vallahi yok. Çok saçmamış. Bizim burada niye limanımız yok ya? Tamam, şuradaki toprağını da alalım. Fransa'nın tam göbeğinde kalmış onlar. Ezik hissetmesinler kendilerini. Başka nerede vardır? Aa, burada da var. Sen niye tamamını vermiyorsun abi şuraya? Gönder hepsini, gönder hepsini. Fransa'nın şu İspanya'nın kalan son topraklarını da aldığımıza göre. Hop. Tamamdır benim işlemim. Sizi buradan alıyorum arkadaşlar. Şuralara doğru gelin bakalım. Güzel. Ben burada tamam, Fransa bir savaş içerisinde. Beni savaşa dahil etmeye çalışıyor ama şu anda onu çekemem. Asimile olması gereken yerlerimiz elbette var. Hadi. Londra merkezi bir asimile işlemleri gerekiyor. Biz burada bayağı bir uğraşmıştık İngiltere'yle, hatırlarsınız. Güzel, kaldı mı? Tamam. Şu anlık aslında ekonomik sıkıntı da bizim ama. Yok ya, kaldırmayacağım. Bu şekilde devam etsin. Şimdi aslında bizim normal... Aa, bunların hepsi ateşkesi bir süresi doldu. Tamam, zaten savaş ilan edeceği kadar salak değillerdir herhalde. Rus şöyle geniş açıyla baktığımız zaman da gerçekten mükemmel bir dünya haritası var karşımızda. Abi biz İtalya şu anda kapışıyor mu birileriyle? Bakalım. İngiltere ile savaş halinde. Çok güzel. Benim burada askerim var mı? Tabii ki de var. Şuralardan ben takviye birlik çıkartan İtalya'nın Afrika'daki Akdeniz'e kıyısı olan topraklarını biz alalım. İşgal edelim yani daha doğrusu. Tamam, ama buradan da boş geçmeyelim bence. Ben şuradaki askerlerimi şöyle çekeyim. Şuradan bir takviye birlik atalım ki biraz daha tadından yenmez bir hale gelsin. İtalya'nın Afrika topraklarını almış olalım. Bu şimdi kaypak buradan buraya gelmese bari, geliyor valla. Oğlum çıkart da, çıkart attırma ne olur be İngiltere. Tamam, çok güzel. Ben İtalya'ya savaş ilan ediyorum abi. Şuraya şöyle 3500 7500 2500. Asker sayımız çok olduğu için denizde. Tamam. En azından bu hatlara kadar gelelim ki. Güzel, güzel. E tamam, siz ilk turdan döneceksiniz böyle büyük ihtimalle. Sen de şu takviye bile şuraya çak. Ya benim amacım buraları almak zaten. Dediğim gibi şuradaki toprak bütünlüğümü sağlamak istiyorum. İki iki bölsek bile yeterli olur. Hiç direnişle karşılaşmadım. E benim için iyi bir şey tabii ki de. %92'si gitti. İtalya'nın burada toprak kalmadı zaten. Tamam, benim amacım buraları almaktı. Sizi ben şöyle geri gönderebilirim aslında. Burada çok denizde kalmayın. Başıma bela alıyorsunuz.
Turu başta getiri çok yükseldi bizim ya. 38 yıldız vardı. Talepleri gönder dedim. Tamamdır abi, ben bunları aldım. Şimdi ekonomiyi de toparlamam gerekiyor. Eksiklerimiz çok fazla var. Niye bu kadar bir de eksiğe düştük onu da bilmiyorum aslında. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben hepinizi şurada şöyle bir toplayayım. Ben buradaki askerlerin olmazsa terhisini de sağlayabilirim aslında. Yani bu da bir çözüm olabilir çünkü ekonomi de kötüye gidiyor. Turu başında 37 bin altı zebil ediyoruz. 100 bin askerim var. Baksana abi, 100 bin asker direkt çözüme kavuşturuyor beni. Turu başında 8 bin altın gerekiyor. Buralarda bayağı askerimiz var. Ben hepinizi şöyle toparlayayım bir noktada. Ekonomi çok da dağıtmamak adına en azından nereden dönersek kardır mantığıyla hareket edeceğiz. Çünkü ciddi bir sıkıntı oluyor bunlar bana. Para kolay kazanmıyoruz. Sen de gel şöyle. Gel. Siz Fransa toprağında ne yapıyorsunuz oğlum? Bir de siz de yazıyorsunuzdur bana ayrıyetten. Toplanın bakalım size şuralarda. Tabi denizden gidiyor adam, maşallahı var. Tur başına yine bindirdi bize kol gibi. Biz bütün askerleri terhis edelim. Tur başına getiriyi yükseltelim ki bir haltlar yiyebilirim. Asker basabildiğim için çok fazla sıkıntı olmayabilir. Zaten bu bölüm bizim bu serimizdeki son bölümümüz olacak arkadaşlar. Ondan mütevellit birazcık daha kafamız rahat hareket edebiliriz. Ekstradan bir tur gerekirse buralarda şenlik yapabiliriz. Yemen'i bir alsak aslında fena olmaz burada. Buralar bizi birazcık zorlayan yerler. Çok fazla zorluk çıkartmadı bize. Vallahi tur başına getir 26 bin ama... Hızlı hızlı geçelim. Tamam, birazcık kasamız para görsün. Yani neye verebiliriz? Ordu bakımına vereceğiz. Ordu bakımından ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Yaşamayalım. Şuradaki asimile olması gereken yerlerimizi de asimile edelim biz. Maşallah çok bir altın gitmedi buralardaki asimilasyonlara. Tamam. Waterford. Peru bizi dost ülke olarak görmüş. Bütçe harcamaları... Bir dakika, yatırımlar nerede? Yatırımları biz niye sıfırladık? Temiz sıfırladı değil mi? Araştırmalardan dolayı. Aa! Kendi hatamız oldu bizim ayağı. Ben onu araştırmalar zannettim. Yüklenebildiğimiz kadar yüklendim. Çin'le ilişkiler gelişiyor. Gelişmesin abi, çok lazım değil şu an Çin. Karadağ ultimatom göndersek. İyi de benim 60 bin askerim nerede var şu anda? Aa, burada İtalya toprağı kalmış. Bak onu bilmiyorduk. Şimdi artık bu saatten sonra biraz daha böyle mantıklı ilerleyeceğiz. Yani çok fazla savaş, ya çok değil daha doğrusu, hiç savaşmadan toprak almaya çalışacağız. Biz buradaki Necip Emirliği ile +9, burası güzel. Ultimatom göndersek, eyalet talep ediyorum senden. Sen bana bu topraklarını ver. Bak ben gelişirim. Geliştikçe de seni de geliştiririm. Teşekkür ediyorum. Artık dediğim gibi para... Bu işin anahtarı olacak artık. Yüksek enflasyon. Tamam, yatırımları fullleyelim birazcık. Yatırımları fullleyelim ki askeri yatırımlarımız, daha doğrusu askeriyeye iyi bir puan verebilelim. Verdikten sonra zaten büyük ihtimalle oradan gelenlerde de bizim nakit akışımız biraz daha toparlanmış olur. Tur başına getirimiz 15 bin altına düştü şu an için ve bitti. 10 tane puanımız var, tamamını ordu bakanına vereceğim. Çok güzel.
Hop. 41.000 altına çıktı. Seri seri basacağız artık bu saatten sonra. Birleşik Krallık'ta aramızdasa -33 ultimatom göndersem. Eyalet talep edeyim ben senden ya. Fırça. Sen bunu şu toprakları ver. Valla. Ya pislik yapalım. Verir mi bilmiyorum. Ya deriz. Bu bölüm fantezi bölümü olacak. Çünkü son turumuz bizim. Kaydet. Reddedecek tabii ki de ya. Ne yapacaklar reddetmeyip de. -22. 22. Umman var. Umman bizi seviyor şu anda. Necip artı 10'da. Ay vallahi çayımdan bir yudum aldım da kafam yerine gelecek. Şimdi Necip emirlere saldırsak mı diye düşünüyorum ama inanın çok saldırısım yok. Çünkü dedim ya bu bizim son bölümümüz zaten. Cemal Şambal emirliğine şöyle biz bir hakaret edelim. Yani bir sövelim. Sonrasında... Aa sen kime bağlısın abi? Osmanlı'ya bağlısın sen. Aferin güzel. Umman'a bir küfür edelim. Yani sövelim. Tamamdır. Ultimatom gönderelim. Eyalet talep edelim senden. Yani ver bize bir şeylerini be. Vallahi. Üzme bizi be biraderim. Üzme bizi be. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi kasada para olduğu için rahat hareket edebiliyoruz. Yani turu başına 22.000 altın dediğinde gerçekten deli bir rakam yapıyor. Full abi yapacak bir şey yok. Yaklaşık olarak bir 30 tur falan götürür bizi bu diyecekti ama çok götürmeyecek büyük ihtimalle. 40.000'e düştü. Tamam biraz daha kasa durumunu toparlarız. Ondan sonrasında Necip Emirliğine saldıracağız yani. Lan niye yükseldin yine? Araştırma yükselt. Aha. Çok güzel. İstediğimiz buydu. Salak. Tamam. Vergiler sıfırladık. Burada 7 tane var. Ordu bakalım full diyeceğiz. Çok güzel. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Zaten imkanların kısıtlı. Kendi kendinize kaşınıyorsun. Sonra diyorsunuz ki bu adamlar bize niye savaş ilan ediyor? Ya ettirtmeyin o zaman. Acaba bunlar Osmanlı'ya da savaş ilan etmiş olabilirler mi? Eğer öyle bir halt edilirse hayatlarının hatalarını yapmış olurlar. Tamam. Burada sıkıntım yok. Benim asıl eğlence noktam burası. Tabii ki de. Şimdi ben sizi burada çiğ çiğ yiyeceğim. Zaten askeriniz az. Basabildiğiniz asker oranınız da az. Yani niye böyle bir halt yeme gereği duydum ben de bilmiyorum ama Birleşik Krallık savaş ilan etti. Şu anda reddediyorum yani böyle bir şeye giremem. Tamam buraları toparlayalım. Alın arkadaşlar. Aa alamadık. Birleşik Krallık'ın son topraklarını da alacağız arkadaşlar. Salak. Şimdi adım gibi eminim diyor ki sıçtık. Çok bir sıçtın hem de. Güzel. Devam abi buradan. Benim asıl sıkıntım aslında sıkıntı değil de yani şurada çok az sayıda bir asker var zaten. Tamam sen buraları götürürsün. Siz girin abi buralara. Ya bunlar kendi kendilerine kaşınıyorlar. Niye kaşınıyorlar ben de bilmiyorum. Aslında bıraksalar hiç dokunmayacağım. Yani ben İngiltere'ye tamam ultimatom gönderdim ama amacım orada savaşmak değildi. O tamamıyla onların kendi seçimi oldu. Biz de ne yapacağız? Tabii ki de saygı duyacağız. Ya içlerinden geçeceğiz yani. Saygı duymaktan kastımız bu. Abi basın buradan. Basabildiğiniz kadar asker. Şurada limanımız vardır elbet. Yoksa ben buradan bir tane liman basarım şimdi kendime. Nasıl olsa turu başına getirimiz yüksek. Ya bir de yapşaklık yapmasalar. Liman var.
Şuradan da bir liman basalım biz. Hop, tamam. Şimdi burada zaten ilerleyeceğiz. Sen bas abi burada. Bak sen burada kalmışsın bizim asker. Burada durum nedir? Bu zaten bizden. Yani oradan kurtulabileceklerini falan mı zannediyorlar? Ne yapıyorlar? Ben anlamadım ki abi. Yok vallahi Hint adalarıyla şu anda savaşmayacağım. Reddediyorum. Siz devam edin abi. Aşağıda sıkıntı var yalnız gözümde, yani gözden kaçacak bir durum yok orada. Tek askerle hat savunduk. Var mı böyle bir şey ya? Bu cephe bölümü sıkıntılı. İşte dediğim buydu. Adam aradan döndü bile. Bas abi, bas bas bas, devam. Ulan burada bir tane asker, ne yapayım? Tamam. Biz şuraları ayıklarız. Çok fazla hareket ediyor ya kamera. Yalnız şu anda bunlar bayağı adalara savaş ilan ettiler ama böyle bir şey gerek yoktu ki ya. Niye giriyor şu anda bunlar oralara? Abi girin. Girin madem öyle ya. Tamam. Yani çıkacak şu anda. Amacı bu zaten belli. Tamam, burada da ayda. Bak orada yine direniş var bize. Al. Şu anda bunların buradan savaş ilan etmelerine pişman olacaklarının garantisini veriyorum. Çok güzel. Yapıştırın buradan artık ya. Ne yapayım ben şimdi? Devam. Tamam, buradaki toprakları aldık. Oo, güzel geliyorlar. Güzel. Hisset beni Birleşik Krallık. Geliyorum. Vuracağım kafana kafana. Abi ilerleyin işlere doğru ya. Beklemeyin yani. Al abi. Al abi. Şurada sağlam bir direniş çıktı yalnız bize ha. Sıkıntı yok. Ben bunları sağlama bağlamaya çalışıyorum ama düşman hattı kuvvetli geliyor şu an için bize. Bak orada 19 tane asker vardı, gitti onlar. Güzel. Ada kısımlarını aldık. Çıkartmaya devam. Devam devam. Ya burada Osmanlı toprağı burası. Osmanlı mülkü burası. Şu hatta almam lazım. Burayı da alacağımıza inanıyorum. Sen şuraya bir gel bakalım be. Neler yapacağım bir görelim bakalım be. Güzel güzel. Bizim şurada şu anda buradaki birliklerin yavaş yavaş açılması benim için etkileyici oluyor. Beni çok fazla yormamış oluyorlar bu şekilde. Aa. Sen al abi şurayı. Hareket. Çok abi sen buraya. Şurada sıkıntım çıkacak. Öyle sezinliyorum nedense. O tek kalan yerde, aşağıdaki yerde aldık. Güzel. Ahay ahay ahay. Çökün baba. Bak bizi buradan da geliyor askerler. Yapıştırın oğlum. Ben burayı dağıtacağım zaten. Burası belli oldu. Şöyle şöyle.
İyi be. Bence iyi gidiyor şu anda. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama zaten final bölümü için İngiltere'nin bu topraklarını dağıtmamız hoş olacak. İngiltere son kalan toprakları içine zaten şuraya çıkabilir belki. İzin vermedik. Güzel oldu. Şöyle baktığım zaman da ben amaçlarıma ulaştım gibi görünüyor. Yani bende yine çok fazla bir sıkıntı yok. 199 tane yıldızı var. Fransa kabul etmiyor bu seferde. Fransa şurayı aldığı için kabul etmiyor büyük ihtimalle. Bak düşecek şimdi. Gittikçe düşecek bunlar. Ya biliyorum abi olacakları yani. Salak çünkü bunlar. Şurada bir toprak parçası kalacak gibi görünüyor. Fransa toprak almak istiyor. O da onu alamıyor. Alamadıkça beni delirtiyor şu anda Fransa. Yani destek olmadığı gibi köstek doluyor şu anda bana. Yani bir defol git. Bırak şu toprakları ya. Ya şu asil bir şey olmayınca, ateşkes olmayınca acayip sinirleniyorum ya. Birleşik Krallığın başka nerede toprağı? Ta buradan var lan bir de. Liberia burası. Yırtış Malaya ya. Abi burada toprağı yok adamın ya. Bırak işte şuraları ya. Ta buraları var da ben buraları ne yapayım ya. Bak şimdi. Hayır sen şöyle bir gel. Şuradan ben büyük toprak alırsam belki onu Fransa'nın o tek istediği toprağa verebiliriz. Yok. Ya illa mallık yapıyor ve beni delirtiyor şu anda. Al. Şu toprağı alalım bari. Tamam. Çok güzel. 30 soluk bir ateşkes. Ver bence. Caz. Hayır. Neyse sen zaten bu tarafa geçecektin. Sıkıntı yok. Ya abi bak şimdi. Lanet olsun ya. Harbiden lanet olsun. Fransızlar toprak alamadık diye şimdi kuduruyorlar. Ama yani toprak alabilecek de bir alan da yok gibi abi. Ulan götüm götüm her adayı alacağız mı biz böyle ya? Adam adaları es geçiyor. Sonra diyor ki ben toprak istiyorum ya. Yedi bin tane askerim buralarda telef olacak benim ya. Ne olur ya. İşte gitti abi askerim. Of. Vur. Çok güzel. Tamam, %8'ini aldık. Bak şimdi. Hmm.
Ne olur verin hadi. Bu kadar basit ya. Ya çok saçma sapan yerlere gittik abi. Bir asimle yapacağız diye canımız çıktı ulan. Ada keşfettik. Ada fethettik ya. Saçma sapan yerlerden gidip geliyoruz. Fransa bir de haklı gibi toprak vermiyor. Allah Allah. Manyak bu da nedir ya? Savaşa katıldı. Savaş. Ben de savaşa katıldım lan. Ben daha savaşta değilim. Onlar savaştalar şu anda. Sıkıntı yok. Savaşa da girmeyeceğiz yani. Ölüm niyetim yok. Çünkü neden? Son bölümümüz artık. Almanya İmparatorluğu olarak. Alman İmparatorluğu olarak daha doğrusu yeterince büyüdük. İngiltere'yi tarih defterinden silmek yani kolay bir iş değil. Etiyopya savaşta bizimle. Sen dur şimdi abi. Evet dostlar şöyle of geniş açıyla baktığımız zaman da Afrika'nın hakimi olduk. Afrika tamamen bizim gibi bir şey oldu yani burada Etiyopya var. Etiyopya alsak mı ya? Abi Etiyopya çok zorlar mı ki biz ya? Zorlar tabii ya. Bizim burada askerimiz yok ki. Baksana hiç asimile mi vermedik biz buralara? Şöyle açalım. Evet dostlar bir serimizin daha sonuna geldik. Video ve seri hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup ailemize katılıp bilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Yepyeni serilerde tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz dostlar. Bye bye.